Jale'nin okul sonrasında gittiği iki işi var. Çocuk bakmak ve ailesinin marketinde çalışmak. Jale çalışkan bir arkadaşımız. Markette çalışınca saatte 12 lira kazanıyor ve çocuk baktığında saatte 9,5, 9,50, 9 lira 50 kuruş kazanıyor. Geçtiğimiz hafta toplam 19 saat çalıştı. Bu denklem olarak ifade edilebilecek bir cümleye benziyor. Geçtiğimiz hafta toplam 19 saat çalıştı ve marketten kazandığı, çocuk bakımından kazandığından 56 lira fazlaydı. Evet, bu cümleyi de denklem olarak ifade edebiliriz sanırım. Marketten kazandığı para, çocuk bakmaktan kazandığından, çocuk bakıcılığından kazandığından 56 lira fazla. Ve bize her iki işte ne kadar süre çalıştığı soruluyor. Peki, hemen burada bazı değişkenler tanımlayalım. T alt simge B, bebek bakma, bebek bakma süresi olsun t alt simge g ise markette çalışma süresi. t alt simge b ve t alt simge g'nin ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Kaç saat çocuk baktı ve kaç saat markette çalıştı? Bize toplam 19 saat çalıştığı söyleniyor. Yani bu mavi ifade bu ikisinin toplamının 19 olduğunu gösteriyor. Çocuk bakımında geçirdiği zaman artı markette çalıştığı zaman eşittir 19 saat. Şimdi diğer cümleye gelelim. Sadece bu denklemle bunları bulamayız. Bir koşul daha gerekiyor. Marketten kazandığının çocuk bakıcılığından kazandığından 56 lira fazla olduğu söylenmiş. Burada iki değişken daha tanımlayalım. Bu bebek bakıcılığından kazanılan toplam para olsun. Bebek bakıcılığı. P alt simge g de marketten kazanılan toplam para. Peki bu terimler nelerdir? Bu ikinci cümleye bakarsak marketten kazanılan paranın çocuk bakımından kazanılan paradan 56 lira fazla olduğunu söyleriz. Yani bu ikinci cümleye göre şuraya yazayım. Çocuk bakıcılığının ücreti marketten kazandığı çocuk bakımından kazandığından çocuk bakıcılığından kazandığından 56 lira daha fazla. Yani çocuk bakıcılığını alıp 56 lira eklersek marketten kazandığı parayı buluruz. İkinci cümle bunu belirtiyor. Marketten kazandığı çocuk bakıcılığından kazandığından 56 lira fazla. Yani bu ikisini toplarsanız marketi marketten kazandığını elde edersiniz. Hala istediğim gibi denklemler elde edemedim. 1 2 3 4 bilinmeyen ve yalnızca 2 denklem var. Bunun şimdilik bize bir faydası yok ama bu iki değişkeni şu iki değişken cinsinden ifade edebilirsek iki bilinmeyenli iki denklemimiz olur ve bu denklemleri diğer denklem sistemlerinde yaptığımız gibi çözeriz. Diğer bilgi saatlik ücreti veriyor. Saatlik ücret. Markette çalışarak saatte 12 lira kazanıyor. Çocuk bakarak saatte 9,5 lira kazanıyor. Peki çocuk bakımından kazandığı toplam para nedir? Şuraya yazalım. Çocuk bakıcılığından kazandığı para eşittir çocuk baktığı zaman öyle değil mi? Çocuk baktığı zaman çarpı saat başına aldığı ücret. Bu ücret şurada verilmiş. Çocuk bakımı için saatte 9 lira 50 kuruş alıyor. 9 buçuk lira. Yani çarpı 9 buçuk. Bu çocuk bakıcılığından kazandığı toplam para. Aynı şekilde markette çalışarak kazandığı para ne? Markette çalışarak kazandığı toplam para marketten kazandığı toplam ücret eşittir markette çalıştığı zaman çarpı markette çalışmanın saatlik ücreti saatte 12 lira yani çarpı 12 Umarım buraya kadar size mantıklı gelmiştir. Saatte 12 lira kazanıyorsam ve 3 saat çalışırsam 36 lira kazanırım, değil mi? Bu ikisini çarparım ve saatte 9,50 liraya 2 saat çalışırsam 19 lira kazanırım. Yalnızca bunu buluyoruz, toplam ücreti. Şimdi bu iki ifadeyi alabiliriz, bu ifadeyi ve şu ifadeyi alabiliriz ve şuradaki denkleme koyabiliriz. Ve böylece yalnızca çalışma zamanları cinsinden bir denklemimiz olur. Böyle yapalım. Buradaki birinci terim, çocuk bakıcılığından kazandığı toplam para, bu şuradaki ifade, buraya yazayım. 9,50 lira çarpı çocuk bakıcılığı zamanı. 9,5 çarpı çocuk bakımı yazıyorum. Bu buradaki terim artı 56 marketten kazandığı para yani 12 çarpı markette çalışılan zaman. Şimdi bu iki değişkenin değerini bulmamız gerekiyor. İki denklemimiz ve iki bilinmeyenimiz var. Bundan sonrası cebir. Hemen çözelim. Bunu çözmenin en kolay yolu yerine koyma olabilir çünkü burada acayip sayılar var. Çocuk bakma, çocuk bakıcılığı zaman ne markette çalışma zamanı cinsinden ifade edersek, üstteki denklemi alıyoruz. Şuraya yazayım. Çocuk bakımı zamanı artı markette çalışılan zaman eşittir 19. İki taraftan markette çalışılan zamanı çıkarırsak, çocuk bakıcılığı zamanı eşittir. Bunlar gider. 19 eksi markette çalışılan zaman. Yani çocuk bakıcılığı zamanını markette çalışılan zaman cinsinden yazmış oldum. Buna göre çocuk bakıcılığı zamanı gördüğümüz her yere şu ifadeyi koyabiliriz. T alt simge B budur. Çocuk bakıcılığı zamanı bu. Yerine koyalım. Bu denklem şu hale alır. 9,5 çarpı çocuk bakıcılığı zamanı bunu da üstteki denklemden 19 eksi market zamanı olarak bulduk. Artı 56 eşittir 12 çarpı markette çalışılan zaman. Ve şimdi markette çalışılan zamanı bulabiliriz. 9,5 çarpı 19 bu biraz karışık. İşlemi sağ tarafta yapayım. 19 çarpı 9 buçuk. ,5. 5 kere 9, 45. 1 kere 5, 5. Artı 4, 9. Burada bir 0 var. 9 çarpı 9, 81. 9 çarpı 1 eşittir 9. Artı 8 eşittir 17. 5 artı 0, 5, 9 artı 1, 10, 1 artı 7, 8. Yani çarpım 180,5. 9,5 çarpı 19 eşittir 180,5 eksi 9,5 çarpı markette çalışılan zaman artı 56 eşittir 12 çarpı 12 çarpı markette çalışılan zaman. Peki 180 buçuk artı 56 nedir? Bu iki sayıyı toplayalım. 180 artı 50 desek 230 eder. Bir tane fazladan altımız, bir de buçuğumuz var. 230 altı buçuk. Eksi 9 buçuk çarpı markette çalışılan zaman olacak. Eşittir 12 çarpı markette çalışılan zaman. İki tarafa 9,5 çarpı markette çalışılan zamanı ekleyebiliriz. Böyle yapalım. İki tarafa da artı 9,5 çarpı markette çalışılan zaman. Denklemin iki tarafına buna ekliyorum. Sol tarafta bunlar sadeleşir ve 236,5 eşittir. 12 artı 9 eşittir 21. Yani bu 21,5 olacak. Eşittir 21,5 çarpı markette çalışılan zaman. Şimdi denklemin iki tarafını 21 bölebiliriz ve markette çalışılan zamanı bulmuş oluruz. Bunu yapalım. İki tarafı 21 buçuğa bölelim. Bunlar sadeleşir. Markette çalışılan zaman buna eşit olacak. Bunu bulalım. 236 buçuk bölü 21 buçuk. İki sayıyı önce 10 çarpalım. O zaman bu 2365 bölü 215 ile aynı şey oldu. Ondalık işareti buraya gitti. 236'da 215. Bir kere var. Bir tane 215, 215. Şimdi çıkaralım. İşlemler tahminimden biraz daha karışık çıktı. 36 eksi 15, 21. 21 eksi 5'i indiririz. Şansımıza burası kolay. 215'te 215 bir kere var. 1 çarpı 215 eşittir 215. Çıkaralım. Kalan yok. Buna göre markette çalışılan zaman 11 saat. Şimdi geriye dönüp yerine koyarak çocuk bakıcılığı, çocuk bakıcılığı için harcanan zamanı hesaplayabiliriz. Çocuk bakıcılığı zamanının 19 eksi markette çalışılan zaman olduğunu biliyoruz. Bu durumda 19 eksi 11. Bunu yeni bulmuştuk daha. 19 eksi 11 eşittir 8. Buna göre 8 saat çocuk bakmış. Cevabı bulduk. İki zamanın toplamı 19'dur ve diğer denklemde sağladığını teyit edebilirsiniz.